takip edeceğiz. Hocam sen söylüyorsun ama ben de şunu söylüyorum diyor adam çıkıyor karşımıza. Ne söylüyorsun? Zaman sana uymazsa sen zamana uyacaksın diyor. Her kim ki bu sözü söylüyorsa o serseri bir adamdır. Başı dönmüştür. Serseri demek başı dönen. Başı Kur'an'a bağlı değil, boşuna dönüyor adam. Başı, kafası, zihni, şuuru Kur'an'a bağlı olmayan, başı dönen adama serseri derler. Kur'an'a uymayan, İslam'a uymayan bir sözü sert eden her insan serseridir. Başı boş konuşuyor. Zaman sana uymazsa sen zamana uyacaksın efendim. Kim söylüyor bunu? Madem herkes zamana uyacaktı, neden her zamanın peygamber olmuştur? Bu sözü söyleyenlerin maksadı peygamberleri inkar etmektir. Madem zamana uyacaksın, madem modaya uyacaksın, madem filozoflara uyacaksın, madem şuna buna uyacaksın, öyleyse peygamberin gelmesinden gaye ne? Nerede bir peygamber? Zamanın fitnesine, fesadına, şehvetine, şeytanına, nefsine uymayasın da Allah'ın yoluna uyasın diye peygamber geliyor. Peygamberin manası bu. Zaman sana uymazsa sen zamana uy demek hangi hükmün, hangi hakikatin ifadesidir bu? Bunu bakıyorsun, bacağına geçirdiği kot pantolonuyla şehvet dağıtan, evlenme imkanı bulamayan gençleri zinaya sürükleyen bir sürü kız ve kadın soruyor bu sözü. Ve sorduğunuz zaman sen zamana uymuyorsun ki sen bacağına geçirdiğin kot pantolonuyla Amerikan kafirlerine uyuyorsun. Ne zamanı? Zamanı iftira ediyorsun. Hem zaman Amerikan kültürü müdür? Zaman Batı kültürü müdür? Zamanın sahibine, zamanın peygamberine uyacaksın. Zamanın peygamberi kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Aleyhisselam. Ona uymadıkça hiçbir mazeret kabul etmezler. وَلَا تَعْتَزِرُ الْيَوْمِ Bugün sakın kimse mazeret söylemesin diyecek Allah'ımız. Mahşer günü, hesap günü kimse mazeret ortaya koymasın, kabul etmem. Ben Muhammed Mustafa'yı göndermedim. Buyuracaktır Mevlamız. Zamanın peygamberi var. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem zamanımızın peygamberidir. Kıyamet sabahına kadar peygamberidir. Başka peygamber gelmeyecek. Hazreti İsa aleyhisselam gelip peygamberimizin şeriatına tabi olacaktır. Ümmet olmak için gelecek yani. İslam itikadı böyle. Hatta nokta tam bu noktaya gelmişken bir hususu da hemen zaman zaman söylüyoruz ama unutuluyor galiba. Bazı münakaşalar kulağıma geliyor. Bugünkü Hristiyanlar, bugünkü Yahudiler de şu zamanımızın içinde yaşayan Hristiyanlar yok mu? Zamanımızın muasır, çağdaş olduğumuz, aynı asırda yaşadığımız Hristiyanlar ve Yahudiler de zamanın peygamberine tabi olmaya mecburdurlar. Yani Hazreti İsa'yı bırakıp Hazreti Muhammed'e tabi olmak zorundadırlar. Ya Hazreti Muhammed'e tabi olmayan bütün Hristiyanlar ebedin ebed cehennemlidir. Onlara cennet yok. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın nübüvvetinden sonra onun peygamberliğine ittiba etmeyen, Allah'tan ittika etmeyen bütün Hristiyan ve Yahudiler ebedin ebed cehennemlidirler. Kafirdirler. Hatta bir gün Efendimiz ashab-ı kiramı mübarek civarına toplamış, sohbet buyuruyorlardı. Çevresinde altın halka gibi, altın halka gibi sahabe sıralanmış, ashab-ı kiram.
Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain. Ashab-ı kiram sıralanmış, onlarla sohbet buyuruyorlardı. Birdenbire şöyle buyurdu Resulullah. Birdenbire şöyle buyurdu. لَوْ أَصْبَحَ ف۪يكُمْ مُوسَى سُمَّتْ تَبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَكَفَحْتُمْ بِاللّٰهِ الْعَظ۪يمِ Ey ashabım, ey müminler! Şimdi birdenbire Hazreti Musa büyük peygamber, zamanının büyük peygamberi, birdenbire Hazreti Musa çıksa da gelse şu sabahleyin hemen aramızda Hazreti Musa hazır olsa. Siz de beni bırakıp da zamanın peygamberi demin ya, beni bırakıp da Hazreti Musa'ya tabi olsanız vallahi kafir olursunuz buyuruyor. Zamanın peygamberi demesin. Hazreti Musa bu zamanın peygamberi değil ki. Hazreti İsa şu zamanın peygamberi değil ki. Şu zamanın peygamberi Hazreti Muhammed'dir. Bitti. Bitti. Peygamberler bile, dikkat edin, zamanın peygamberine uyacaksın. Peygamber, peygamber ortadan kalkıyor, zaman sana uymasa sen zamana uyuyor. Bu söz ne biçim söz? Bu söz müdür bu şimdi?